Merhabalar. Bugün responsive web sitesi yapmayı öğrenmeye başlayacağız. Daha önceden responsive hakkında ön bilginiz olduğunu varsayıyorum. Hemen yapacağım siteyi göstereyim. Yapacağımız site bu arkadaşlar. Türk Antivirüs. Gerçekte de böyle bir firma var. Bu firmanın responsive sitesini yapacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi menüsü bu şekilde. Herhangi bir link çalışmıyor bu arada. Onu da belirteyim. Sadece tasarım olarak tarayıcı boyutumu küçülttüğüm zaman menünün değiştiğini görebilirsiniz. Tekrar açıyorum şöyle. Masaüstü görünümü için böyle, tabletler için ve akıllı telefonlara doğru küçülüyor. Şunların da arkadaşlar değiştiğini görebilirsiniz tasarımda. Bu şekilde responsive web sitesi yapmaya başlayacağız. Dersleri bu arada şu adresten web tasarımı dersleri altından responsive web sitesi nasıl yapılır? Buradan şu an adım 1 var sadece. Diğer adımları da görebileceksiniz proje bittiğinde. Buradan takip edebilirsiniz. Yapacağımız siteye de buradan ulaşabilirsiniz. Cep telefonlarınızdan /res adresinden ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Test etmek istiyorsanız. Ayrıca daha önceden yapılmış responsive web sitelerini Media Queries sitesinden bakabilirsiniz. Bu arada piyasada şu an Bootstrap denen bir olay var arkadaşlar. CSS kütüphanesi. Tamamen responsive web siteleri tasarlamak üzerine geliştirilmiş. En fazla bu kullanılmaktadır. Biz bunu yapmayacağız. Çünkü responsive'in mantığını anlamak adına kendi projemizi oluşturacağız. Sıfırdan tasarlayacağız. Bootstrap ile yapılmış web sitelerini ise buradan ziyaret edebilirsiniz, bakmak isterseniz. Bizim yapacağımız sitenin kodları ise bu şekilde arkadaşlar. Stil kodları, CSS kodlarımız. Eğer farklı bir platformda çalışıyorsanız es geçmeyin derim. Çünkü sadece CSS üzerinde yoğunlaşacağız. Gördüğünüz gibi min width 960 piksel diyor. Bu masaüstü görünümü için en küçük genişlik değeri. Diğer platformlar için genişlik aralıkları ise bu şekilde olacak. Media Screen olayı ile responsive web sitesini yapacağız. Ve tabii ki bu kodların çalışabilmesi için layout'umuzda Meta Viewport eklentisi diyorum, düzeltiyorum, etiketinin olması gerekiyor. Ki bunu kullanmadığımız takdirde Media Screen kodlarımız çalışmayacaktır. Bu da önemli, bunu da belirteyim. Responsive tasarımda arkadaşlar 3 tane önemli farklılık vardır masaüstü tasarımlarına göre. Birincisi float left değerleri çok fazla kullanılır. Sola yaslamalar, sağa yaslama, float right da dahil. İkincisi div'ler genişliklerini piksel yerine çoğunlukla yüzde olarak alırlar. Örneğin bit %100 gibi. Resimler de keza aynı şekilde piksel yerine genişliklerini ve yüksekliklerini daha çok genişliklerini yüzde olarak alırlar. Bu şekilde bir farkı vardır. Eğer hazırsanız responsive web tasarımına başlayalım. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.